Merhaba arkadaşlar. Bugün daha önce internet üzerinden satın almış olduğumuz Bytec marka bir mengenimiz vardı. Arkadaşlar bu mengeni internette yorumlara bakarak almaya çalıştım ama herhangi bir yorum yoktu. O yüzden de ben aldım. Fiyatı uygun. Yani bu ufak işlemlerimde kullanırım diye aldım ama bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi bir kırık mevcut. Yani bu çapta bir mengene için böyle bir zayıflık olmaması lazım. Yani şu kısımların biraz daha iyi yapılması lazımdı. Böyle bir kırık oluştu. Yani bunu normalde baktım döküm malzeme, döküm kaynağı olması lazım ama ben bir normal kaynakla bir kaynatmayı deneyeceğim. Çünkü daha önce şu döner başlığının oraya bir punta atmıştım, tutmuş gibi. O yüzden de bir deneme yapacağım. Olursa mengeneyi kurtaracağız. Olmazsa çöpe atacağız. Ya da işte döküm kaynağı yaptıracağız. Döküm kaynağı da bunun kendi elektrotu varmış. Onunla yapılıyormuş. Ona baktım. Olursa ne hale, olmazsa paramız çöpe gidecek arkadaşlar. Böyle. Kaynak teşkilatımızı ayarlayıp mengenemizi kaynak işlemine başlayacağız arkadaşlar. Şöyle ufak puntalar atalım önce. Şesenin alması gerekiyor tabi. Şaseyi almak da biraz zorlanıyor. Evet, bu şekilde şaseyi aldım. Biraz kaynak yaptım. Şu çapaklarını bir alalım. Çünkü çapak üzerine tekrar kaynak tutmaz. Kibar bir şekilde. Şimdi biraz daha sağlam bir şekilde yapacağız. Şimdilik iyi gidiyor arkadaşlar. Sonucu hep birlikte göreceğiz.
yine çapraklarımız alıyoruz. Olacak gibi yani. Normalde kaynak tutmaz diyorlar ama ben öyle bir deneyim dedim yani. Tutacak gibi gözüküyor. Demek ki dökümün demir alaşımı fazla olduğu için herhalde bir kaynak tutuyor. Normalde tutmaz. Şöyle biraz bir dikiş atalım. Arkadaşlar bu iş olacak gibi yani, bakın görmüş olduğunuz gibi kaynak bayağı yerleşti. Biraz da içinden yaparız. Kaynağımızı yaptık, biraz taşlama yapacağım. Oldu ya. İyi yani. Neyse, mengenemizi kurtardık arkadaşlar. Görüşmek üzere.